Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Galatasaray'ın 1-0 yendi Fenerbahçe maçı ile ilgili Galatasaray'ın şikayeti vardı. O maçın devre arasında İstanbul Emniyet Müdürü yanımda görevli arkadaşı vardı. Saydılar 452 kişi vardı. İstanbul Emniyet Müdürü şahidimdir. Sayı 452 idi. 1959 öncesi şampiyonlukla ilgili de ilk müracaatı Fenerbahçe yaptı. Samsun'dan Ankara'ya Eskişehir'e, İzmir'e birçok kulüp bu maddeden istifade etmek için müracaat etti. Bazı takımlar karşı görüşü oldu. Bunlar hukuk kurulunda yakın zamanda en doğru hukuksal kararı vereceğimize inanıyoruz. Biz bu kararı verdikten sonra itiraz yolu açık, tahkim var, genel kurul var. Biz karar vereceğiz. Bir kısım memnun olacak, bir kısım memnun olmayacak diyor Nihat Özdemir. Aslında, bu konuda yorumluyor. Bu konuda şöyle aslında ilginç bir detay vermiş e, Sayın Başkan. Neden tahkim kurulunda böyle bir karar alındı ve o kararında Kesin ve kati olduğu yönünde Galatasaray'ın bir argümanı vardı. Hatırlarsan o argüman Sayın Başkan'ın bu sözüyle düşmüş gibi oluyor. Rahmetli geçtiğimiz günlerde vefat eden Türker Aslan da bu konuda e, net ifadeleri vardı. Ve tahkimde bu karar alındı ve reddedildi demiştir Rahmetli e, Türker Arslan da. Ama Sayın Başkan'ın bu sözünü anladığımız kadarıyla bu başvuru yeni yapılmış. Ve o başvurunun karşılığında da bir karar alınacak. Karar alındıktan sonra e, lehte ya da aleyhte tahkim kuruluna birileri gidebilir noktasında bir yol gösterici bir ifadesi de var. Yani demek ki daha önce Fenerbahçe'nin başvurusu resmi olmadığı Zaten Fenerbahçe tarafından da iletilmişti. Hatta Fenerbahçe ile bağlantılı kişilerin kişisel başvurusu olarak federasyona geldiği, o kişisel başvurun da reddedildiği yönünde bilgimiz var. Bu 59 yılındaki önceki şampiyonluklarla ilgili olarak da sürecin yeni başladığıyla alakalı bu cümleyi de anlamış oluyoruz. Kısaca Fenerbahçe'ye geçeyim. Tabii Fenerbahçe'de de teknik adam konusunda kısa bir yorumunu alayım. Nasıl bir yol haritası izlenecek? kısa süre içerisinde bu sorunun cevabını bulacaksınız demişti Sayın Başkan Ali Koç. Yani şöyle söyleyeyim ben dün birkaç telefon görüşmesi yaptım. Genelde takımla oyuncuların isteği Emre Belezoğlu'ya devam etmek. Baş, yani özellikle yerli oyun. Bir nabız yoklaması yaptık. Bir yaptık, bir, 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 bir nabzı evet. yokladık nedir ne değil. Gazeteci diye. refleksiyle. Yani şu söyleniyor bana. Yani Erol Hoca ile uyuşmadı tamam. Emre Belezoğlu geldikten sonra oynayan oyun ortada. Ee, son on maçtaki performans ortada hmm, Sivas maçında işte Ozan kafayı vursa, işte İrfan Can sakatlanmasa bunlar hep varsayım ama hani konuşulanları ben bunu biliyor olarak aktarıyorum ee, özetle genel çerçevede takımın büyük çoğunluğu Emre Berezoğlu'yla devam etmek istiyor. Bundaki iki temel unsur var birincisi Emre'nin iletişimi, Emre Berezoğlu'nun kariyeri çoğu öyle ya da böyle Emre Belezoğlu'nun en iyi dönemlerini biliyor futbolcular. Ee, ya da Emre Belezoğlu sayesinde gelmişler. Hani sayesinde erken Emre Belezoğlu ikna etmiş onları Fenerbahçe'ye getirirken. iki ve belki daha önemlisi Fenerbahçe'nin oynadığı oyun. Yarım dakika, yarım saat, 40 dakika bunları gösterdi. Oyuncuların ben keyif aldığını biliyorum artık bu oyundan. Ve dolayısıyla hani oyunculara sorsam bir oylama yapsan Emre Belezoğlu çıkar çıkar. Ama e bugün de işte kulübe gideceğine dair bilgiler vardı. Ama bir an önce bu sorunun bu sorunun bu belirsizliğin çözülmesi lazım. Ben her şeye rağmen yabancı söz konusu olsa da Emre Belezoğlu'nun en mantıklı seçim olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Bir soruda kongre süreciyle ilgili sayın Koç'tan başka sence aday çıkabilir mi? Yani çıkabilir ama daha çok hani bunlar bu adaylar şeydir hani tepki olarak hani üç senedeki başarısızlığa alakalı bir tepki olarak e, hani başkan adayı çıkar seçimi çok büyük ihtimalle kazanamaz ama hani o 3 yıla karşılık bir başkan adayının çıkması bir reaksiyondur böyle bir reaksiyon olabilir mi olabilir ama ben zannetmiyorum tek aday olarak girer kongre sıcak geçer kongre çok ciddi ve ağır e, sert olur sportif açıdan ki bununla ilgili de, e, görüyoruz hani muhalif cephe mi diyelim ya da hani Çoğu da Ali Sayın Başkan'a destek veren isimlerdi. E, ama kongrenin sert, hararetli geçeceğini tahmin et, etsem de Ali Koç'un tek başkan adayı olarak girip e, seçimi kazanacağını. Zaten mevcutta 3-4 koltuk boş. O koltuklar dolacak. Yönetim kurulunda da bu koltukları doldurarak e, mevcut yönetime çok büyük bir değişikliğe gitmeden yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Dimitrios Pelkas'tan flash transfer sözleri, 15 milyon euroluk teklif, Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşandı. Sarılı Acıvertlerin hücum oyuncuları genel anlamda vasatı geçemezken Dimitris Perkas performansıyla beğeni topladı. Golleri ve asistleriyle ön plana çıkan Yunan Yıldız kısa sürede taraftarı kendisine sevdirmeye başardı. Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeye başaran 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili transfer iddiaları çıkmış ve Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelmişti. Rusya Premier Lig ekibi Rubin Kazan'ın Sarı Lacivertlere transfer teklifinde bulunduğu öne sürülürken Pelkas'ın tavrı merak konusu olmuştu. Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas ülkesinin basınında flash açıklamalarda bulundu ve transfer iddialarına noktayı koydu. İşte o açıklamalar. Pelkas Sivas Sporu sahamızda yenmiş olsaydık şampiyon olacaktık. Tam bir intihar oldu. Tüm sezon adına kara bir leke olduğu maç ifadelerini kullandı. Kişisel olarak kendi sezonunu da değerlendiren Pelkas 10 gol attım 8 asist yaptım. Takım arkadaşlarım bu başarımda önemli bir paya sahip. Verdiğim pasları gole çevirdiler. Kendi performansımdan ötürü mutluyum dedi. Rubin Kazan'ın 15 milyon euroluk teklif yaptığı iddiasıyla ilgili görüş sorulan Pelkas. Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluyum. Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur cevabıyla konuşmasını noktaladı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 32 maça çıkan Dimitris Pelkas 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Sizce Dimitris Pelkas gelecek sezon Fenerbahçe'de kalmalı mı yoksa satılmalı mı? Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan isimlerden biri de Filip Novak. Spor Toto Süper Ligi 3. sırada bitiren Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'daki futboluyla büyük beğeni kazanan ancak Fenerbahçe'de ilk sezonunda beklentilerin altında kalan Filip Novak'a talip çıktı. Geçen sezon Solbek'teki forma savaşında üstünlüğü Caner Erkin'e kaptıran Novak yeni sezonda da Fenerbahçe'de düzenli olarak süre alacağını pek düşünmüyor. Çek oyuncunun ülkesinin önde gelen takımlarından Sparta Bırak'tan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında yer alıyor. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor. Fenerbahçe Allahyar piyangosu kasaya para giriyor. Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Zorya takımına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı İranlı golcü Allahyar Sayyed Maneş takımında sezonun en iyi futbolcu seçildi. Takvimde yer alan habere göre daha önce Ukrayna liginde defalarca ayın futbolu Allah Allahyar için Zorya kulübünün satın alma opsiyonunu kısa bir süre içinde kullanması bekleniyor. İranlı golcünün satın opsiyonu ise 3,5 milyon euro. rakam Fenerbahçe'nin finansal fair play anlaşması kapsamında oldukça rahatlamasını sağlayacak. Sarılajvertlerin bir yılda finansal fair play anlaşması bulunuyor. Fenerbahçe altın ordudan Burak İnce'nin peşinde. Spor Toto 1. Lig'de çarşamba günü İstanbul'da Altay ile oynayacağı playoff finaline odaklanan Altınordu'da genç orta saha oyuncusu Burak İnce'ye dev kulüpler talip oldu. Manisa futbolu futbola başlayıp Altınordu'da profesyonel olan 17 yaşındaki Yıldız adayını Süper Lig'den Fenerbahçe ve ezeli e rakip Galatasaray'ın transfer etmek istediği belirtildi. Avrupa kulüplerinin de radarında olan Burak'la Almanya'dan 7, İspanya'dan 4, İtalya'dan ise 3 kulübün ilgilendiği öğrenildi. Ümit Milli takımında da forma giyen sol ayaklı genç yetenek bu sezon Altınordu formasıyla ligde 5, kupada 1 olmak üzere 6 kez rakip fileleri sarstı. Altınordu başkanı Seyit Mehmet Özkan, Burak'ı Avrupa'ya göndermek istediklerini belirtirken İzmir ekibinin genç oyuncu için en az 3 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından %30 pay almak istediği ifade edildi.